Andeyenleri kapattık ama. Sakın diyeceklerim alınma. Seni çok seviyoruz ama kızlar arasında bile marka oldun. Kızlara edilen bir muhabbetten alıntıdır. Bütün gün gülmüştüm. Süpersin. Murat'tan ayrıldık. İyi ki iyi adımı da baş başa kaldığımızda erkenden eldin tipisi. Yeliz. Ne diyorsun anlamadım ama benim arkasta staj yaparken Yeliz diye bir tane orada çalışan şey vardı. Bana sürekli fotokopi çektirip çay getirtirdi, aklıma geldi şimdi. Bu yollardan geçmeden e-sporcu olamazsınız arkadaşlar. Flash atmama gerek yoktu sanırım ya yine. Boş değil. Boş değil. Bu yollardan geçip onlar gibi düşünmeyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu yollardan nasıl kurtulmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Bunu ben anlatmıştım yayında, tekrar anlatayım. Bana benim dinlerim arkasında staj yaparken, dur şarkıyı da vereyim. Şarkıyı vereceğim şimdi. Benim arkasında staj yaparken günlerim şöyleydi. Pazartesi, salı, çarşamba günü ben staj yapardım. Perşembe, cuma günü de okula giderdim. Diğer yarı şeydeki Elif diye de bir tane kız vardı şeyden, işte bizim okuldan. O da çarşamba, perşembe, cuma gelirdi. Yani çarşamba günleri bizim ortak kesişme günlerimiz olurdu. Elif bir gün çay götürürken arkasında, işte staj yaparken çay götürüyoruz, kahve götürüyoruz orada çalışanları. Biz çünkü belediyiz ya, çocuğuz ya, stajyeriz ya. O yüzden stajyer, bu arada Fransızca'da köle mi demekti? Stajyer ne demek? Staj yapmakta olan kimse. Hayır, stajyer Fransızca. Bakın, stajyer Fransızca'da köle demek arkadaşlar. Yani ben işte kölelik yaptım. Ben kölelik yaptım. Nasıl kölelik yaptım? Küçük yaştaydım. 200 lira stajyer kölelik maaşı alıyordum. Ondan sonra bir gün çarşamba günü Elif olan, o da stajyer kendisi, üstüne çay döktü. Sıcak çayı üstüne döktü arkadaşlar. Ondan sonra şey oldu, eve gönderdiler. Ve o günden sonra bir daha da Elif'e çay kahve taşıtmadılar. Çünkü üstüne döküp kendine zarar veriyor ya hani. O yüzden yaptırtmadılar. Bende de böyle otururken orada çat diye kafamda şimşek çaktı. Sikerim böyle hayata dedim. Ben neden sürekli çay taşıyıp fotokopi çekiyorum ki? Bu nasıl hayat dedim. Konteyner, konteyner aman okuyayım. Yani arkasında bu arada lojistik bölümünde staj yapıyorum. Lojistik deyince gelen aklıma tek şey konteyner. Anladınız mı? Bir gün neydi? Patronun adını hatırlamıyorum o bölümün adı ama çay ve kahve taşırken bilerek aldım aman okuyayım çay kahveyi giderken. Çat diye üstüme döktüm, tamam mı? Baktım yanmadım aman okuyayım. Hani yanacağımı falan bekliyorum böyle, bacağımın acıyacağını falan düşünüyorum. Baktım yanmadım. Gittim tuvalete. Çat diye sıcak suyu açtım böyle. Bacağımı aldım lavaboya ve bir tutuyorum sıcak suyun altına kızarana kadar. Sonra aldım elime tepsiyi böyle. Düşmüş RPS'i yaparak içeri girdim. Aa falan yapıyorum böyle. Üstüme çay kahve döktüm falan diyorum. Ondan sonra aldılar böyle beni. Aa Kaan iyi misin falan filan deyip revire götürdüler. Arkasının revirine. Oradaki doktor böyle yatırdı beni, bacağıma krem mrem sürüp işte bir şeyler sargı margı yapıyor. Benim aklımdaki tek düşündüğüm şey de eve gidip dota oynayacağım falan. Sordu doktor bana, dedi ki işte iyi misin, işte yanıyor mu acıyor mu, seni istersen eve gönderelim falan filan yaptı. Ben de yok dedim, hani yok ben işte şey yaparım falan filan yaptım böyle, hani ilk sorusunu da hemen tamam gönder beni falan yapmamak için. Ondan sonra doktor da tamam o zaman göndermeyelim falan deyip beni geri yolladı aman okuyayım. Bacağımda sargıyla oturup bilgisayar başında konteynerleri saymaya devam ettim arkadaşlar. Bu da böyle bir anımdı işte arkasındaki. Bütün bunlar olurken bu arada size tipimi de göstereyim. Onu da ben bir göstereyim size, kafanızda daha iyi canlansın diye o tipimi de görün. Örümcek adamın Venom tarafından sikilmiş hali gibiyim yani, dur bak. Bak şu halim bu arada. Hani bunlar yaşanırken halim bu, anladınız mı? Bu halim, altını bu pantolon, Peter Parker'ın Spider-Man 3'teki Black Venom olduğu falan hali gibi, anladınız mı? Böyleyim. O kadar tribe girmişim yani çay kahve taşıyıp patronumuzun kulağının temizliğini yapmaktan.
Bu arada ciddiyim. Bakın. Ciddiyim. Adam benim karşımda oturuyor böyle. Aramızda böyle 10 metre falan maksimum fark var. Aynı şeyin içindeyiz. Ofisin içindeyiz. Adam beni telefonla arıyor. Kancım bir yanıma gelir misin diyor. Elime pamuk verip kulağımın içini temizler misin diyor. Bunu yaşadım. İşte stajyerin neden Fransızca'da kölelik olduğunun kanıtıdır bu da arkadaşlar. I'm burning you. 3. ayını kutlamış. Hayırlı olsun demiş. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Emre, iyi yayınlar reis. Bugün bir Fioran yok mu demiş. Abi, yani şurada Avrupa'nın en iyi 3. narı yazıyor amına koyayım hakkımda. Twitch linkimi koymuşlar. Profilime tıklıyorum. Dünyanın iyi oyuncularından biri olduğumun kanıtı falan çıkıyor karşıma. Sen hala gelmiş bana Fiora diyorsun. Üstelik dünyanın en iyi oyuncusu falan da değilim bu arada. Samanyolu galaksisindeki en iyi oyunculardan biriyim ben. Diğer gezegenlerde falan hayat varsa büyük ihtimal oradakilerden de daha iyi oynuyorumdur.